Evet sevgili çocuklar, merhabalar. Yine karşınızdayım. Siz de hazırsanız hadi bakalım ekranlarınızın karşısına oturun. Şöyle güzel bir yerinizi alın, arkanıza yaslanın. Sizler için hazırladığım o güzel masalı dinleyin çocuklar. Evet çocuklar, bir zaman içerisinde bir aile yaşarmış. Bir karı koca yaşarmış çocuklar evvel zaman içerisinde. Bu karı koca ilk evliliklerinden bunların birer tane kız çocukları varmış. Kadın üvey kızına evinin bütün işlerini yaptırır ama kendi kızına hiçbir iş yaptırmazmış sevgili çocuklar. Üvey kadının, üvey annenin öz kızına hiçbir iş yaptırmadığı için öz kızı gün boyunca evin içerisinde ellerini ve ayaklarını sever, bütün gün aynanın karşısında vakit geçirirmiş. Üvey anne kızı nerede görse, "Hey, ne oturup duruyorsun orada? Kalk bakalım, hadi geç içerideki odaları temizle bir güzel. Miskin miskin oturma," böyle dermiş üvey kızına. Üvey kızı, "Ama anneciğim, ben sabah bütün evi tepeden tırnağa temizledim." "Olsun," demiş, "itiraz etme bana. Ben ne diyorsam onu yap. Hadi git evi tekrar bir daha temizle," demiş. Kız girmiş eve, tekrar baştan temizlemeye başlamış. Bundan hiç şikayetçi değilmiş ama. Ne kadar çalışırsa çalışsın, hiç ama hiç yorulmazmış. Bu arada kızın babası rahatsızlanmış. Kız babasına çok üzülüyormuş. Baba kız sohbet ederlerken, "Babacığım," demiş, "ben senin bu haline çok üzülüyorum ama sen benim için hiç üzülme. Ben müsaade edersen buradan ayrılıp kasabanın birinde bir iş bulup çalışıp çok para kazanıp sana bakmak istiyorum," demiş. Adam kızının bu haline çok üzülüyormuş. "Kızım," demiş, "çok özür dilerim. Senin bu haline çok üzülüyorum ama elinden hiçbir şey gelmiyor," demiş. Kız, "Babacığım hiç üzülme. Sen öyle bir insansın ki ömrüm boyunca bana hep sevgini verdin. Hep beni sevdin. Beni o kadar çok iyi yetiştirdin ki günün birinde bu iyiliklerin karşılığını mutlaka ikimiz de bulacağız," demiş. Bu arada baba kız sohbet ederken üvey anne de baba kızın sohbetlerini kapının arkasından dinliyormuş. Hemen odaya dalmış. "Evet," demiş, "kızın," demiş, "çok doğru söylüyor. Hemen sabahleyin erkenden kalkacak, çıkacak ve zengin bir ailenin yanında iş bulacak, hizmetçilik yapacak, çok para kazanacak ve bu parayla bizim o istediğimiz hayatı bize verecek," demiş. Baba çok sinirlenmiş. "Ne münasebet," demiş, "niye benim kızım gidiyor? Senin kızın gitsin, senin kızın çalışsın," demiş kadına. Kadın, "Hayır," demiş, "benim kızım gidemez. Benim kızımın o güzel elleri, o güzel ayaklarını perişan edemem ben," demiş. Sabah olmuş. Ertesi gün kız hazırlıklarını yapmış, yola koyulacakmış. Fakat bu arada kıza yolluk olarak üvey anne ne bir yiyecek ne bir de su vermiş. Ama kız hiç bunları umursamıyormuş, hiç önemli değilmiş kız için. Babasıyla vedalaşmış ve yola koyulmuş. Uzunca bir yolu yürümüş ama bu arada hiçbir kimseyle karşılaşmamış. Biraz daha yoluna devam etmiş çocuklar. Bir de böyle insanlarla konuşan masallı ya, bir ağaca denk gelmiş çocuklar. Ağaç oradan kıza seslenmiş. "Hey, güzel kız, bana yardım eder misin?" demiş. Dansa baksa ki arkasında sadece bir ağaç var. "Nedir?" demiş, "ne istiyorsun benden?" "Şu benim," demiş, "ağacımın kuruyan dallarını kopartıp temizler misin?" demiş. "Bana yardım eder misin?" Hemen kız tırmanmış ağacın tepelerine, kuruyan dallarını tek tek elleriyle koparmış ve daldan aşağı inmiş. O ağacın tekrar yeniden yeşerip meyve vermesini beklemeden ağaçla vedalaşmış, yoluna devam etmiş. Bu arada ağaç dallarımı temizle derken de kız aynen şunu demiş. "Sen," demiş, "bana yardım edersen günün birinde sana bir iyiliğim dokunur," demiş. Kız ağaçla vedalaşmış, yoluna devam etmiş. Biraz ilerledikten sonra bir ocakla karşılaşmış. Ocağın böyle yıpranmış, üstü çatlamış, perişan bir haldeymiş. Demiş ki,
kıza, hey güzel kız, bana yardım eder misin? Beni tamir eder misin? Ben de sana bir konuda bir zamanlar yardımcı olurum, yardım ederim. Kız hay hay demiş. Gitmiş, hemen oracıkta bulduğu bir çamurla o ocağı güzelce sıvamış. Ocak demiş, çok teşekkür ederim demiş, bu iyiliğin için demiş. Ama fakat sen ellerini ve üstlerini çok kirletmişsin demiş. Önemli değil demiş. Ben nasıl olsa bu elimi ve üstümü kıyafetlerimi bir şekilde temizlerim demiş. Ve Ocak'la vedalaşmış, yoluna devam etmiş. Bir müddet gittikten sonra ölmek üzere olan bir asma ağacına denk gelmiş. Asma ağacının yanında da garip görünümlü bir çapa duruyormuş sevgili çocuklar. Asma ağacı demiş ki, güzel kız, bana yardım eder misin? Köklerimi çapalar mısın demiş. Ben de sana bir iyilik yaparım demiş. Evet, o garip görünümlü çapayı almış, kız başlamış asmanın kökünü çapalamaya. Öyle çapalıyormuş ki asma elini acıtmış, elleri su toplamış, yara olmuş sevgili çocuklar. Ama kız işini bitirmek istiyormuş ve o asmanın köklerini güzelce çapalamış. Asma, çok teşekkür ederim demiş. Ellerin benim için yaralandı, su topladı, kızardı, acıyor mu demiş. Kız, hiç önemli değil demiş. Senin yardıma ihtiyacın vardı, ben de yardım ettim. Bu ellerim nasıl olsa iyileşir demiş. Vedalaşmış asmayla yoluna devam etmiş. Biraz daha gittikten sonra sevgili çocuklar, bir su kuyusuna denk gelmiş. Su kuyusu kıza seslenmiş. Hey güzel kız, küçük hanım, gelir misin yanıma? Benim bu kuyumdaki kirli suyu temizler misin? Etrafımı temizler misin demiş. Ben de sana yardım ederim. Gelir, bir gün gelir yardım ederim demiş. Kız hemen kuyunun içindeki bütün kirli suları temizlemiş. Kuyunun etrafını silmiş, süpürmüş, pırıl pırıl yapmış. Kuyu kıza teşekkür etmiş. Ama demiş, üstlerin çok kirlendi, ne yapacaksın bu kirli kıyafetleri? Hiç önemli değil demiş. Senin yardıma ihtiyacın vardı, ben de sana yardım ettim. Nasıl olsa bir su bulurum, bu kıyafetlerimi temizlerim demiş. Kuyunun yanından ayrılmış, biraz daha ileriye gitmiş. Birkaç kilometre daha gittikten sonra arkasından bir ses duymuş. Kibar bir ses böyle. Hey, 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 hey güzel kız. Bana yardım eder misin demiş. Etrafına bakmış böyle tüyleri uzamış çamurlar içerisinde bir köpek. Beni demiş şu aşağıdaki derede bu çamurlarımı yıkayıp tüylerimi keser misin? Bana yardım eder misin demiş. Bir gün ben de sana yardımcı olurum demiş. Dereye götürmüş. Köpeğin tüylerinin çamurlarını yıkamış, tüylerini kesmiş. Onu pırıl pırıl bir hale getirmiş. Ve derede de o kirlenen kıyafetlerini temizlemiş, ellerini, ayaklarını temizlemiş ve yoluna devam etmiş. Biraz yürüdükten sonra kocaman bir konağa denk gelmiş çocuklar. Bu konakta tam 7 tane peri yaşıyormuş çocuklar. Bizim küçük kız girmiş konağın içerisine ve perileri görmüş. Perilere demiş ki, ya hava çok karardı, müsaade ederseniz bu gece bu konakta kalabilir miyim? Periler, senin bu saatte dışarıda işin ne? Nereye gidiyorsun? Diye sormuşlar. Kız perilere demiş ki, ben iş aramaya çıktım. Hasta bir babam var. İş bulup çalışıp ona bakmak istiyorum. Periler demiş ki, bir teklifte bulunmuşlar. İstersen bizim konağımızda kalabilirsin. Sana iş de veririz. Ama bizim bir şartımız var. Bu konakta bir yıl boyunca çalışmak mecburiyetindesin. Aynı zamanda da bu konakta tam 7 tane oda var. Bu 7 odadan 6 tanesini her gün temizleyeceksin ama 7. odaya asla girmeyeceksin. Kız tamam der. Hemen her gün sabah kalktığında akşama kadar 6 odayı temizler ve 7. odaya asla merak edip girmezsin. Aradan bir yıl geçer ve babasını çok özlemiştir küçük kız. Perilerden müsaade ister, babasını görmek istediğini, çok özlediğini söyler. Tabii ki bu arada da küçük kız epeyce bir para biriktirmiştir bu hizmetinin karşılığında. Perilerden bir tanesi der ki, küçük kız, size bir sorun var. Burada 7 tane oda var.
altısını her gün temizledin ama bir günden bir güne hiç merak etmedin yedinci odada ne var diye. Neden o kapıya hiç gitmedin, o kapıyı açmadın der. Kız der ki, efendim siz bana altı odayı temizle, yedinci odaya asla girme dediniz, ben de girmedim. Çünkü babam bana şöyle öğütledi. Kızım, asla kendi işinin dışında başka işlere karışma. Ben babamın öğüdüyle yaşıyorum. Onun talimatlarıyla hareket ediyorum der. Kızlar, madem ki öyle, sen bir yıl boyunca bu yedinci odaya girmedin, sen dürüst bir kızsın, ödülü hak ettin derler. Bizimle gelirler. Periler küçük kızı alırlar, o yedinci odaya götürürler. Kapıyı bir açarlar ki, aman efendim, odanın içerisinde altın zikkeler, gümüş zikkeler bulunmaktadır. Periler der ki, bu önce altın zikkelerin üzerinde yuvarlan, daha sonra da gümüş zikkelerin üzerinde yuvarlan, kıyafetine, elbisene ne kadar altın ve gümüş yapışırsa bunlar senindir derler. Kız önce altınların üzerine bir güzel yuvarlanır, daha sonra da gümüş sikkelerin üzerine yuvarlanır ve üzerine bir sürü altın ve gümüş yapışır. Gökteki yıldızlar gibi parıl parıl parlamaktadır küçük kız. Perilerle vedalaşır ve yola çıkar. Bir müddet yürür, bakar ki o yardım ettiği köpek böyle etrafta zıpır zıpır zıplıyor, koşuyor, oynuyor, eğleniyor. Ama enteresan bir şey, köpeğin üzerinde tüy yerine inciler bulunmaktadır sevgili çocuklar. Hemen köpek koşup gelir o yardım ettiği küçük kızın yanına. Sevgili küçük hanımlar, bana siz bir zamanlar yardım ettin, tüylerimi kestin, çamurlarımı yıkadın. Bu iyiliğin karşılığında dilediğin kadar benim üstümden inciler alabilirsin der. Kız hemen ayak bileklerine, kollarına ve boynuna bir sürü dilediği kadar inciyi sarar. Ve köpekle vedalaşır, yoluna devam eder. Yoluna devam eder, bir müddet gittikten sonra su kuyusuna, o temizlediği su kuyusuna tekrar denk gelir. Su kuyusunun etrafına gelen geçen yolcular içsin diye bir sürü sürahi koymuşlardır. Kuyu der ki, küçük hanım gel bakalım buraya. Sen bana bir zamanlar yardım etmiştin, kuyumu temizlemiştin, kirli suları temizlemiştin, etrafı temizlemiştin. Şimdi sıra bende. Uzun yoldan geliyorsun, bayağı susamışsın. Dilediğin kadar kuyumdan su içebilirsin der. Kız oradan bir tane sürahiyi alır, kuyuya daldırır, o buz gibi tertemiz suyu çıkartır, rıkır rıkır doyuncaya kadar içer ve kuyuya teşekkür eder, yoluna devam eder. Yoluna devam eder ama o ölmek üzere olan asmayı görür. Aman Allah'ım, asma yemyeşil olmuştur. Dallarında böyle salkım salkım üzümler bulunmaktadır. Asma, gel bakalım küçük kız, hoş geldin. Sen bana bir zamanlar yardım etmiştin, ölmek üzereydim. Köklerimi çapaladın, bak ben yeniden yeşerdim, üzüm verdim. Dilediğin kadar benim üzüm suyumdan içebilirsin de. Kız karnı doyuncaya kadar, dilediği kadar o üzüm suyundan içer asmanın ve bir miktarda babası için üzüm suyu alır yanına. Asma'ya teşekkür eder ve yoluna devam eder. Biraz gittikten sonra vakit epeyce ilerlemiştir, karnı da iyice acıkmıştır. O çatlaklarını tamir ettiği ocağa denk gelir. Ocağın etrafında taze pişmiş ekmekler, kurabiyeler, pastalar bulunmaktadır. Ocak, gel bakalım yanıma der, güzel kız. Sen bana bir zamanlar yardım ettin, bütün çatlaklarımı onardın. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım der. Dilediğin kadar ekmeklerimden, pastalarımdan, böreklerimden, çöreklerimden yiyebilirsin. Kız o tazecik ekmeklerden, pastalardan karnını doyuncaya kadar afiyetle yer. Bir miktar da ekmekten, pastadan ve kurabiyelerden yanına alır babasına götürmek üzere. Ocağa teşekkür eder, yoluna devam eder sevgili çocuklar. Ama karşısına ilk önce gördüğü, kıza seslenen, insanlarla konuşan ağaca denk gelir. Aman Allah'ım, ağaç yemyeşil yeşermiş, bir sürü yapraklar çıkartmış, yaprakların arasında sapsarı armutlar bulunmaktadır. Hadi der, gel bakalım güzel kız. Sen bana yardım etmiştin, ben de sana günün birinde bir iyiliğin dokunur demiştim. Hadi şimdi dilediğin kadar benim ağzımda bulunan sulu armutlardan kopardım, karnın doyana kadar yiyebilirsin demiş.
kız daldan ellerini uzatmış, dilediği kadar olsunlu soğuk güzel armutlardan toplamış, karnı doyunca kadar yemiş ve bir miktar da babası için de toplamış armuttan, yoluna devam etmiş. Kızın babası evin kapısında kızın dönmesini bekliyormuş. Bu arada hastalıktan da kurtulmuş, hasta değilmiş artık sevgili çocuklar kızın babası. Kız babasını görünce birbirine sarılmışlar, kucaklaşmışlar, hasretler gidermişler. Tam bu arada üvey anne gelir. Bir bakar ki kızın üzeri pırıl pırıl altınlarla, gümüşlerle, zikkelerle parlıyor. İnciler üzerlerinde büyük bir zenginlik gözüküyor kızın üzerinde. Baba kız birbirlerine sarılmışlar. Üvey anneyi görmemezlikten gelerek doğruca eve girmişler. Üvey anne orada kala kalmış. Anlamış ki kocasının bu altın ve gümüşlerden, incilerden kendisine vermeyeceğim. Hemen kızına seslenmiş. Kızım demiş, gel buraya. Doğruca gideceksin. Zengin bir ailenin yanında işe başlayacaksın. Bu kız altın ve gümüş getirdiyse sen yakutlar, elmaslar getireceksin benim için demiş. Kız hemen ertesi gün çıkar, yola koyulur ve kızın daha önce karşılaştığı ağaçla karşılaşır. Ağaç der ki, bana yardım eder misin? Beni bu kuru dallarından kurtarır mısın? Kız ne münasebet demiş ya. Ben bu güzel ellerimi, bu güzel ayaklarımı senin için kirletemem demiş. Yoluna devam etmiş. O ocağa denk gelmiş. Ocak kıza demiş ki, küçük kız bana yardım eder misin? Bu çatlaklarımı sıvar mısın? Beni bu durumdan kurtarır, yeniler misin demiş. Hayır demiş. Ne münasebet? Ben demiş, güzel ayaklarımı, güzel ellerimi senin için kirletemem demiş. Çatlaklarını sıvayamam ben demiş. Ayrılmış oradan. Ve o ölmek üzere olan Asma'ya denk gelmiş. Asma demiş ki, güzel kız, benim köklerimi çapalar mısın? Bir gün gelir ben de sana bir iyilik yaparım demiş. Aman demiş, senin iyiliğin şurada dursun. Ben bu güzel ellerimi, ayaklarımı senin için kirletemem. Ellerimi yaralayamam demiş. Ve yoluna devam etmiş. Su kuyusuna denk gelmiş. Su kuyusu da aynı şekilde kızdan yardım istemiş ama kız yardım etmemiş. O kuyuyu temizlememiş. Biraz ileri gitmişler. Yine aynı köpeğe denk gelmiş. Köpek yardım etmiş, tüylerinin kesilmesini istemiş ve çamurların temizlenmesini istemiş kızdan. Kız ona da itiraz etmiş. Ben bu ellerimi ve ayaklarımı senin için kirletemem demiş. Vakit ilerlemiş ve yine o kızın denk geldiği konağa denk gelmiş. O yedi perinin yaşadığı konağa. Konağa gelmiş, perilerle karşılaşmış. Perilere demiş ki, bana, ben demiş bu gece burada kalabilir miyim? İş arıyorum demiş. Periler daha önceki kıza teklif ettiği gibi demişler ki, istersen bu konakta kalabilirsin. Yalnız bizim bir şartımız var. Bu konaktan bir yıl boyunca ayrılmayacaksın. Bu konakta 7 tane oda var. 7 tane odanın altısını temizleyeceksin. Ama 7. odaya kesinlikle girmeyeceksin demiş. Kız kabul etmiş. Her gün kalkıyormuş, alt odayı temizliyor, 7. odaya gitmiyormuş. Ama içi içini yiyormuş. Acaba bu 7. odada ne var diye. Bir gün merakına yenik düşmüş ve 7. odanın kapısını bir açmış çocuklar. Aman Allah, ne görsün içeride? İçeride kurbağalar zıp zıp zıplıyormuş ve arılar, bal arıları dolaşıyormuş çocuklar. Bal arıları o kızın her tarafını sokmuş, şişirmiş, kıpkırmızı yapmış. Kız büyük bir feryatla perilerin eve dönmesini beklemeden konaktan çıkmış. Koşarak giderken köpeğe denk gelmiş. O köpeğin üzerinde daha önce olduğu gibi inciler varmış. Köpeğin üzerindeki incileri almaya çalışmış, köpeği kovalamış, yakalamaya çalışmış ama bir türlü köpeği yakalayamamış. Yakalayamadığı için yoluna devam etmiş ve su kuyusuna denk gelmiş. Koşmaktan, köpeği kovalamaktan öyle bir susamış ki o kuyudan su içmek istemiş. Ve yolcular için bulunan sürahilerden bir tanesini almış, kuyuya bir daldırmış. Kuyu suyunu ta dibine kadar indirmiş. Kızın eli bir türlü suyu almaya yetişememiş. Oradan da kalkmış, doğru ilerlerken, yoluna devam ederken o yardım istediği Asma'ya denk gelmiş. Asma'nın üzerinde böyle sulu sulu üzümler varmış çocuklar. Yine her zaman olduğu gibi elini uzatmış, üzümü kopartıp üzüm suyu içecekmiş. Ama Asma buna müsaade etmemiş. Üzüm suyundan vermemiş. Kız yine yoluna devam etmiş. Ve o fırına denk gelmiş. Kendisinden yardım istediği, çatlaklarının onarmasını istediği fırına denk gelmiş. Fırının üzerinde taze ekmekler, pastalar, börekler varmış.
kız karnını doyurmak için o pastalar böreklere elini bir uzatmış, o kadar sıcaklarmış ki kızın elini yakmış. Kız oradan pastayı böreği alamamış eli yandığı için. Çaresiz yoluna devam etmiş. Ve baksa ki o dallarının temizlenmesini istediği ağaca denk gelmiş. Ağaç yine yeniden yeşermiş, armutlar vermiş. Doğru demiş, şuradan hiç değilse armut kopartıp karnımı doyurayım demiş. Elini armuta bir uzatsa ki ağaç yukarı doğru uzamış. Kızın ulaşamayacağı boyuta gelmiş. Kız armutlardan da alamamış. Çaresiz, aç, sefil bir vaziyette evine gelmiş. Kızın annesi kızın yakutlar, elmaslar getireceğini düşünürken kızını perişan bir vaziyette görmüş. Eli yüzü kıpkırmızı, arıların soktuğu yerler şişmiş, koşmaktan, yürümekten ayakları perişan olmuş, üstü başı yırtılmış bir vaziyette görmüş. Üvey babası ve kızı kapıda karşılamışlar. Gördün mü demişler. Sen iyi niyetli olursan, iyi niyetli kalp, mütevazi bir kalp her zaman ödüllenmeye layıktır. Ama sen de demiş, maalesef ne yardımlaşma duygusu var, ne de mütevazi bir kalp var. Senden yardım isteyene sen yardım etmedin, bak iyiliklerle karşılaşamadın. Artık demiş, siz kötü niyetli insanlarsınız, ana kız sizin bu evde işiniz yok demiş. Bu evden defolu gidin demişler. Baba kız, üvey anne ve kardeşini bu evden uzaklaştırmışlar. Üvey anne ve kız çaresiz evden uzaklaşıp gitmişler. Baba ve kız ömrülerinin sonuna kadar mütevazi bir şekilde mutlu, mesut yaşamaya devam etmişler. Hikayemiz de burada son buldu çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Evet, ne yapıyoruz? Unutmuyoruz sevgili çocuklar. İyilik yapan, iyilikte yarışan, mütevazi bir kalp her zaman kazanır. Her zaman ödüllenmeye layıktır sevgili çocuklar. Sizlerin de yardımda yarışan, mütevazi bir kalbiniz olması dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.